Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yes! Yeni videoma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte sultandım, fatih olduğum 13. bölümde karşınızdayım. Başlık çerçevemiz ney mi? Kardinal külahı yerine Türk sarığını tercih ederim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Bölüme başlıyoruz. Bizans'a iyice yaklaşan nefesim şu anda beni zorlamaya başladı. Güçlükle soluk alıp veriyorum. Ne oldu bana anlayabilmiş değilim. Evet, birkaç yıldan beri özellikle ayaklarımdan biri ağrı vardı ama ben böyle birdenbire güçten düşecek bir adam değildim. Anlıyorum, bu halim hayra alamet değil. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanmışız bir kere. Rabbimden son bir himmet istiyorum. Güç ver bana Rabbim. Güç ver ki hayatımın geri kalanı bölümünü de canlandırabileyim gözümde. Allah'ın izniyle kendimi topluyorum ve yeniden seyre koyuluyorum. Yaşadığım olayları, Bizans'ı telaşa düştüğünü öğrenmem zor olmadı. Çünkü düşmandan haber getiren güvenilir kaynaklarım vardı. Bunlar ya doğrudan bize bağlı Müslümanlar ya da para karşılığı bize hizmet eden Hristiyanlardı. Ayrıca bunları da takip eden adamlarım vardı. İstihbarat sistemi yüzyıllardır atalarım tarafından büyük bir başarıyla uygulanmıştı. Şimdi ben de aynı yolu devam ettiriyordum. İşte bu elemanlar vasıtasıyla Rumeli Hisarı'nın yapımının Konstantin'in uykularını kaçırdığını öğrenmiştim. Hatta bu hisarın yapımını savaş sebebi saymışlar. Diğer yandan bizim muazzam gücümüze ve azmimize tek başlarına karşı koyamayacaklarını da biliyorlardı. O halde papalıktan yardım istemeliydiler. Sadece Hristiyan aleminin ruhani lideri Papa onlara yardım edebilirdi. İçine düştükleri bu durumdan ancak güçlerini birleştirirlerse çıkabileceklerini düşünüyorlardı. Yeni bir Haçlı ordusu düzenlenmeli ve bu Osmanlı'ya haddi bildirilmeliydi. Her şey istedikleri gibi olacak mıydı? Bunu da öğrenmem zor olmadı. Katolik mezhebinin reisi olan Papa, Bizans'a yardım için çok önemli bir şart ileri sürmüştü. Ortodoks mezhebinden olan Bizanslılar, mezhep değiştirmeli ve kiliselerini Papa'nın Katolik kilisesiyle birleştirmeliydiler. Bir an düşünmeden edemedim. Bizler fethettiğimiz ülkelerde insanların inançlarını serbestçe yaşamalarına izin verirdik. Ya bunların yaptığı neydi? Böyle bir zihniyetin yeryüzünde yaşaması mümkün müydü? İşte biz bunun için çıkmıştık bu kutlu sefere. Bize ihtiyacı olan beldelere huzur getirmek için. Bizanslılar Papa'nın teklifine ne cevap vereceklerdi? Bize karşı yıllardır kendilerine etmedik zulümü bırakmayan Katoliklerle birleşecekler miydi? İşlerini bomba gibi düşen bu teklifi görüşmek üzere toplantı düzenlediler. Sonunda İmparator Konstantin tarihi kararını açıkladı. Konstantiniyye elimizden çıkmak üzeredir. Bu müthiş Türk ün ecdadı da böyle kahramandı. Fakat bu hepsini geçeceğe benziyor. Onun gücüne tek başımıza karşı koyamayız. Papalığın yardımına muhtacız. Bu yüzden iki kiliseyi birleştirmeliyiz. Ortada buz gibi bir hava esti. Suratlar asık, kaşlar çatık. Nasıl olur böyle bir şey? Yıllardır Ortodoksların kanını emen Katoliklerle nasıl birleşilir? Bizanslılar bir yandan şehri Müslüman Türklere kaptırmak istemiyorlardı. Diğer yandan ruhlarını Papa'ya satmak ve din değiştirmek tehlikesiyle karşı karşıyaydılar. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal misali iki arada bir derede kalmışlardı. Birleşmeye karşı çıkanlar arasında bulunan Grand Duke Lucas Notaras şu acıklı bir o kadar da ibretli konuşmayı yaptı. Haşmet Penah, kararımızı dinledik. Bana gelince ben Konstantiniyye'de kardinal külahı görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederim. Yine de İmparator Konstantin 12 Eylül 1452'de kiliselerin birleştiğini ilan etti ve Ayasofya'da Roma usulü ayin yaptırdı. Diğer yandan imparatorun bütün bir kışı savaş hazırlıklarıyla geçirdiğini öğrendim. Surlarını
kuvvetlendirmiş, içlerini temiz ettiği hendekleri suyla doldurtmuştu. Genişliği ve derinliği 20 metreyi bulan hendekler suyla doldurulunca şehir ulaşılması zor bir adaya benzemişti. Osmanlı donanmasının Haliç'e girişini engellemek için Sarayburnu'nda Galata rıhtına kadar kalın bir zincir çekmişlerdi. Bunların ataları da böyleydi. Sıkıştıkları zaman Haliç'e zincir çekerlerdi. Görelim bakalım bu zincir bizi durdurabilecek miydi? Sultandım, Fatih oldum. 13. bölümün sonuna denk geliyoruz. Yes! Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.